işe dayanarak iyi. Ama sadece oturabiliyor. Bir de bacaklarını hareket ettirebiliyor tam olarak. Yani düzelmedi. Diğer daha birkaç ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. O ameliyatlar olana kadar da fizik tedavi alması gerekiyor. Hala da yürüme ameliyatı olacak. Yürüme ondan sonra. Ama bu esnada o diğer ameliyatı olana kadar fizik tedavi görmesi gerekiyor. Boynunu tutamıyor, kollarını kullanamıyor. Tüm vücut yani fizik alacak. Kaç ameliyat olacak? Onun henüz hepsini bilmiyorum. Sadece bir yürüme ameliyatının olacağını biliyorum. Daha kaç ameliyat daha geçirecek henüz ondan bir bilgim yok. Tedavisi bayağı uzun bir süreç anladığım Evet. kadarıyla. Kaç yaşında oldu şimdi Pusat? 6 yaşında oldu. Peki konuşan... Oğlum okula gitmesi gerekiyordu. Geçenlerde kapım çalındı sabah. Müdür geldi okula, oğlum dedi niye okula göndermiyorsun? Anneanne de üzüntüden felç geçirdi. Kasım da ağırlaştı. Broş, ciğerler de hasar gördü. Büyüdükçe acısı daha büyüyor. Şu anda onun yaşıtları okula gidiyor. Ki dünyam daha çok başıma yıkıldı o müdür. Memurlar gelince oğlum niye okula göndermiyorsun dediler. Peki çocuğun haberi var mı? Ne tepki verdi? Çocuk sadece bana tepki veriyor. Ne diyor? Gözleriyle gülerek Konuşabiliyor mu peki? konuşamıyor. Anlıyor sadece. Peki konuşma sorunuyla ilgili herhangi bir tedavisi var mıymış? Bakabildiniz bana. Onun için hiçbir şey denmedi. Konuşabileceği için. Zaten çok uzun sürecekmiş. Ne kadar da yani düzelse de eski sağlığına kavuşamayacakmış. Bunu bana açıklama yaptı profesörler. Ya bilmiyorum Ya çok tedavisi zor. takip edilse bayağı güzel Peki olur şeyi herhalde. soracağım. Evet. Eşinizden siz ayrısınız. Evet. Çalışmıyorsunuz. Maddi olarak yani nasıl bunun Bakım tedavisini? ücreti, yardımlar oluyor işte çevremden. Yeterli oluyor mu? Oğlum çalışıyor 25 TL yevmiyeli akvaryumcuda. Öyle işte mücadele ediyorum. Çok borçlandım. Ben Umut'la iyileşeceğini düşünüyorum ama her şey de maddiyata dayanıyor. Vitamin yiyecekler yemesi gerekiyor kemikleri kuvvetlenmesi için. Yedirebiliyor musunuz? İşte elimden geldiği kadar yediriyorum. Yedirmeye çalışıyorum. Örneğin ne verebiliyorsun günde yani yiyecek bunu? Her gün bir muz yemesi gerekiyor. Meyve suyu, nar suyu kan yapması için. Çünkü ilk ameliyatı 6,5 saat sürdü. Çok aşırı derecede kan kaybetti. De işte taze süt, taze yumurta, Aa, kalsiyum, peki her vitaminden verebiliyor musun bunları? Onu soruyorum. her zaman alamıyorum. Yani desteğe ihtiyacınız var. Tabii. Çok zor durumdayım. Sonuçta Pusat'ın iyi beslenmesi lazım. Yani yiyeceğe Evet. ihtiyacı var. Ekonomik sıkıntı var. Evet. Bunu gördüm. Şu an inanın kendi çocuğumu düzeltmişim gibi. O kadar mutluyum. Ben vesile oldum. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın. Manevi destek oldum. Kendisi maddi desteklerinle ameliyatını yaptırdık. Şu an çok çok iyi durumda. Fakat şu sıkıntılarımız var. Beslenmesi gerekiyor. Çok gıda alması gerekiyor. Bu yüzden herkesten yardım bekliyoruz. Bu çocuğa bir el atsınlar. Şu annemin gözyaşları dinsin. Zengin gıdalar alması gerekiyor. Maddi güçleri de yok. Bunu da yapamıyorlar. İleride bir iki ameliyatı daha olacak. Bunu da ücretli söylemişler. Ama ben buradan söz veriyorum. Ameliyatlarını ben karşılayacağım, yaptıracağım. İş adamlarımızdan, milletvekillerimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, herkesten destek bekliyoruz. Sonra mı oldu böyle? Peki beyin ve omurilikle ilgili bir Evet.
Sorun zaten beyinde. İşte onlar ameliyat. Kocaeli Federasyonlar Başkanı Yılmaz Bey'e, Federasyon Başkanı Emre'ye, hanıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sayesiyle, onların vasıtasıyla çocuğum ameliyat oldu. Bugünlerimle geldi. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Daha da yani yardım edeceklerinizi arz ettiler. Devamlı ziyaretine de geliyorlar oğlumun. Sadece onlar beni yalnız bıraktı. Dibindeymiş, göremiyor. Biz de hangi devirdeyiz ki? Bildirdiniz mi belediye o zaman siz kapatın diye? Tabii muhtar, ben muhtara şikayette bulunuyordum. Dilekçe daha falan hep yani mahkemede oldu. Muhtar Bey, Büyükşehir Belediyesi'ne, Erenler, Adası'ya hepsi dilekçeler duruyor yani. Kaç yıldır açık?